Magazin camiasında Can Yaman gündemi bitmek bilmiyor. Can iyi bir çocuktur, öyle bir temiz, saf bir çocuktur. Son zamanların parlayan yıldızı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bana göre gelmiş geçmiş en başarılı, en uyumlu çiftlerden biri. Can Yaman geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ ile polemiğe girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ Can Yaman'a cevap vermezken bir PR ürünü olduğu iddia edilen Can Yaman, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını söylemiş ve gündemde kalmayı başarmıştı. Konuşmuyorum, lütfen rica ediyorum. Saygı duymanızı istiyorum. Beşten de konuşmam. Ya Kıvanç abiyle dedi yani. 17-18 sene olmuş. Beşten de konuşmam, hiçbir zaman da konuşmam. Can Yaman, Demet Özdemir'le aşk yaşadığını iddia ederken önemli de bir açıklama yaptı. Libido sözcüğü bir anda Türkiye'nin magazin gündemine oturdu. Libidosu yüksek olmayan başrol oyuncularının bir araya gelmemesi gerektiğini söyleyen Can Yaman'a ünlülerden ardı ardına tepkiler yağdı. Bilmiyorum, yakıştıramadım ama. Beni ilgilendirmiyor kimin ne düşündüğü. Ya birileri gündemde kalmak için bir cümle söylüyor, arkasından da 50 tane deli peşinden koşuyor. Ya ne saçma bir şey. Can Yaman, libidosu düşük başrol oyuncularının dizilerinin tutmayacağını iddia etmişti. Başka bir anlamda söylemiş olabilir onu. Yani libidomuz yüksek olduğu için dizimiz başarılı oldu. Bilmiyorum, ben bir yakıştıramadım yani, cümleleri yan yana koyunca ne demek istediğini tam anlayamadım herhalde. O yüzden yorum yapamayacağım. Yani. Libidoyu değil zekayı konuşalım demiş, daha iyi. Ünlü oyuncu şimdilerde ise yurt dışında yaptığı bir söyleşi de kırdığı potla konuşuluyor. İspanyol bir hayranının sorduğu soruya ünlü oyuncu bakın nasıl cevap veriyor. Popularidad tiene la cabeza amueblada. ¿Nos podría contar alguna sombra de Can Yaman para pensar que es de este planeta? Arka odaya geçelim. Arka odaya geçelim. Bunu yazayım. Tercümanı bile utandıran bu cevap Can Yaman'ı bugün de gündemde tuttu. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Can Yaman, bakalım önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilmek için neler yapacak? Libidoyu değil zekayı konuşalım demiş, daha iyi. Beşten de konuşmam. Hala inat ediyorum, ısrarla kötü bir çocuk olmadığını düşünüyorum yani.